Selam herkese, Serdar Başkan ben. Bugün Devin Başkan'la beraber, kızım Devin'le beraber daha doğrusu bu enteresan deney setlerini test edeceğiz. Ne yapacağız? Deney setlerini test edeceğiz. Önce hangisinden başlayalım sence? Bundan mı başlayalım? Volkan ve renkli baloncuklar deney seti. O zaman bunları bir kenara alalım şimdi. Evet, aç bakalım. Hadi bakalım. Tamam, bunu çıkardıktan sonra bunu böyle koyuyoruz. Neler varmış bunun içinde? Küvet, lav taşı, sitrik asit, çift eldiven, gıda boyası, sıvı deterjan, deney bardağı, bir şey şeker paketi, bir şey gözlük, deney tüpü, bikarbonat, mikro bilmem bir şey. Tamam, açıyoruz bakalım. Ooo, çok acayip şeyler var bunun içinde. Bunlar nelermiş bakalım. Sitrik asit, sıvı deterjan. Bunlar buraya. Oo, burada eldivenler ve bardaklar var. Ah Devin, bunu sana göndermişler. Gel bunu takalım. Bir tane gözlük çıktı içinden. Çok iyi oldu. Bakalım başka neler var. Bunun kapağı var. Lav taşı diye bir şey var. Neymiş merak ettim. Bu ne? Sodyum bikarbonat. Bu ne? Aa, şeker. Tamam, burada da kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzu. Bir şey daha var. Aa, yeşil bir çubuk çıktı içinden. Şimdi bir okuyayım bakalım. Volkan neydi diye burada anlatıyor. Volkan nedir? İşte yerin derinliklerinde magma var. Lavlar var yani. Onlar böyle bir yerden geliyor diye yer kabuğundan yukarı püskürüyor. Orası volkan oluyor. 1. Volkan deney tüpü içine 4 parmak genişliğinde soğuk su koyunuz. Bize su lazım olacak. Şimdi ama bir şey sormak istiyorum. Kimin 4 parmağı? Benim 4 parmağım bu kadar oluyor. Senin 4 parmağına bakayım. Benim 4 parmağım zaten bunun yarısı kadar. Sanırım senin 4 parmağın. Koy bakalım parmaklarını şuraya. 4 parmak. Şöyle koyacaksın. Bir şey olmaz. Bak şöyle koyacaksın. Şöyle. 4 parmak. Şimdi ben suyu koyuyorum, tamam mı? Evet. 4 parmak suyu koyduk. Koyduk mu? Bakayım 4 parmak mı? Evet, 4 parmak. Küçük deney tüpünün içindeki sitrik asiti deney bardağının içine boşaltıyoruz. Sitrik asit hangisiymiş? Sitrik asit bu. Şu eldivenleri takar mısın lütfen? Bir dakika. Ama onlar biraz bana büyük gelmez mi? Olsun. Elini korusun. Yeterli bu aşamada. Hangi parmağı sokacağımı ben nereden biliyorum? Bak şimdi şu işte baş parmak. Yok, dur bakayım. Tamam. Evet, bunu açalım. Dikkatli. Evet. Boşalttık. Bunun içine biraz su koyuyoruz. Tamam. Küçük deney tüpünün içindeki sodyum bikarbonatı ve gıda boyasını volkan deney tüpü içerisine boşaltıyoruz. Sodyum bikarbonat bu. Açalım. Evet, bunu boşalt bakalım. Hangi küçük bardağı mı? Volkan deney tüpü içine. Bunun büyük bardağı. Bunun içine. Ne oldu? Ne oldu? Daha dökülüyor mu? Ama burada ben yönergeleri takip ediyordum. Bence bunları bunun içine karıştırıp sonra bunun içine dökecektik. Şimdi az önce ne oldu? Biz sitrik asitin içine, sitrik asitli su karışımının içine sodyum bikarbonatı koyduk. Aslında ben yılların Serdar Başkanı olarak bu hatayı yapmamam lazımdı. Sodyum bikarbonat asitli bir ortama döktüğünüzde ne oluyor? Karbondioksit ayrışıyor. Sodyum bikarbonatı içinde karbondioksit ayrışıyor. Gaz haline geliyor. Bir sürü baloncuk çıkıyor. Aslında biz biraz deterjan da koyup ondan sonra sodyum bikarbonatı koyacaktık ki böyle ortaya enteresan köpüklü böyle yanardağ gibi bir şey çıksındı. Değil mi kızım? Ha baba senin gülüyor. Ama olmadı. Tamam, şimdi o zaman ikinci deneyi yapalım. Bunun adı baloncuk deneyi. Şimdi ben tarif ediyorum, sen yapıyorsun o zaman, tamam mı? Diyor ki, deney bardağımızın yani bunun içine birazcık ılık su koyalım diyor. Ilık su, yeşil su. 10 mililitre, yani birazcık su koyacaksın, çok azıcık. Tamam! Çok oldu, dur birazcık. Ama ben dökemem ki. Tamam, bir tanem dert değil. Geri boşaltırız. Şu kadar falan, tamam mı? Ama burayı da döküldü. Dökülsün, sıkıntı yok. Ha, şimdi bu şekeri koyuyorsun.
Aa, bunun içine. Sen zaten her zaman yaptığın şey bu senin, değil mi kuzum? Evet. Ama şey... Nereye? Hı, bunun içine. Bunu şuraya mı? Ha, bunun yok, içine. Tamam. Evet. Şu gözlüğü çıkaralım. Şu an gözlüğe ihtiyacımız yok bence. Şeker boşaltmak da çok zor olmuş. Şeker, git artık. Yardımcı olayım mı? Ha, üzerine deterjan da koymamız gerekiyormuş biraz. Ben buna biraz deterjan da koyayım. O deterjan mı? Hı hı. Deterjan. Dur şimdi, dur. Acele etme. Evet, biraz da deterjan koyduk. Şimdi bunu bir karıştırman gerekiyor demin. Şunu aldım. Karıştır bakalım bunu. Demek bunun için karıştı. Evet. Hadi yeşile. Karıştır, 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 karıştır. Yeşile dönüyor. Hı? Yeşile. Çünkü bu yeşil ya. Çubuk yeşil ya, çubuğun boyası şeyi yeşile döndürüyor. Deterjan da renkliydi bu arada. Tamam, bunu buraya döküyoruz. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunu, burasını bunun içine daldıracaksın. Sonra puf diye üfleyeceksin. Ama ben üflemem. Kızım şey gibi düşün bunu. Ama anne izin verir mi? Tabii ki verir ya, niye vermesin? Öyle değil, öyle değil, öyle değil. Öyle değil akıllım. Ama baba bak. Bak, ben... Baloncuk yine de çıktı. Bir saniye şimdi, bak şimdi. Bak bak. Püf gibi anne. Yapıyoruz ya onun gibi. Gördün mü? Üfle. Şöyle bir salla yavaşça. Yavaşça salla gitsin. Ah. Evet, bu iyiymiş. Bu demek ki biz sabun yapıyorduk ya sadece şey biraz da şeker koyunca her şey daha güzel oluyor demek ki baloncuklar. 3, 2, 1. Geçiyoruz. Sabun. Sabun laboratuvarı. Aç bakalım. Oo! Burada enteresan şeyler var. Bir bakalım neler varmış. Bu neymiş? İtalyanca yazıyor. Bu ne? Bilmiyorum bunda ne olduğunu. Burada sanırım bunlar... Gıda boyası. Gıda boyaları. Buna benziyor. Evet. Bu neymiş bakayım? Ha. Kullanma kılavuzu buldum. Kullanma kılavuzu. Aa, burada kalıplar var. Kalıplardan bazıları kelebek olan biraz tırtlamış. Aa, burada top yapmak için bir kalıp galiba demin. Evet. Bunları böyle... Birbirine bastırıyorsun ve top oluyorlar. Tamam. Bunu ayıralım. Bu ne? Bu da başka bir şey. Bu sabun deneyi bizi bayağı bir zorlayacak. Karışık bir deney almışız. Aa, bu. Bunlar ne? Bunlar kutular. Bunları en son bunların içinden söküyorsun. Tamam, kutu yapıyorsun arkadaşlar. Kesilmiş böyle kartonlar. Kutu yapıyorsunuz bunlar. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bir bakalım nasıl kullanılıyormuş. Çıtıkırlar da var sanki. Şimdi bununla banyo topları yapabiliyorsunuz. Ayrıca kalıp sabunlar da yapabiliyorsunuz. Kalıp sabunlar yapmak için bunu, yani en azından bunun bir kısmını mikrodalgada ya da benmari usulüyle eritmeniz gerekiyor. Benmari ne biliyor musun Devin? Ha, şimdi bunun içinde toz var. Bu tozu alıp bir kaba koyacağım ben. Eriteceğim, geleceğim, tamam mı? Sonra içine biraz parfüm ve kırmızı boya koyacağız. Ne diyorsun? Eğlenceli mi sence? Bu böyle bir toz. Şöyle gösterelim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Granül sabuna benziyor. Bir kısmını bunun içine. Evet, koy koy koy. Birazcık daha, birazcık daha, birazcık daha. Koy 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 koy. Koy koy koy. Tamam, yeter sanırım. Bakayım yarısı olmuş mu? Biraz da ben koyayım mı? Biraz da ben koydum. Tamam.
Şimdi ben gideceğim bunu şeyin içinde ısıtıp geleceğim. Böyle suyun içinde güzelce ısıtacağım, geleceğim. Bunu açıyorum. Tamam, onu aç. Şuraya koyalım. Şimdi ben sabunu ısıttım, geldim arkadaşlar. Sabun bazını eritmek gerekiyormuş. Biraz da ısılı bir işlem. Şimdi bunu böyle bandıracaksın içine. Bunun içinden birazcık alacaksın, tamam mı? Bekle. Ben şeyi tutayım, bunu tutayım. Bastır için sık kafasını. Bırak şimdi. Aa! Tamam, şimdi ondan biraz bunun içine dök. Tamam mı? Aa, nereye dökme? İçine. Tamam, döküldü. Bunu karıştıralım. Daha fazla koymamıza gerek var mı? Tamam, koyalım. Bence var. Şöyle ben, göstereyim. Bence öyle olsun. Evet, dök bakalım biraz daha. Yetti mi? Bunu güzelce karıştırdık. Güzel, çok güzel. Tamam, bakayım. Güzel kokuyor. Tamam, şimdi bunun kapağını kapatalım. Tamam mı? Biraz da kırmızı boya koymak ister misin? Evet. Tamam, kırmızı burada. Ama dikkat et, bunu ben tutuyorum elini bulaştırmadan. Al bir pipet. Evet. Al bakalım. Tamam, aldı. Damlat içine. Elini damlatma. Evet. Biraz da boya koyduk. Boyayı koyunca bunun altında delik mi var? Hı? Bunun altında. Hayır, ucu delik. Evet, şöyle güzel karıştırayım. Herkes görsün, sen de gör. Ya bu arada her şeyi ısıtmak gerekiyormuş çünkü şey oluyor, donuyor yani sabun. Bunu şimdi böyle koyalım, tamam mı? Senle beraber yavaşça içine dökeceğiz, tamam mı kalıpların? Sapından tut. Hazır mısın? Hangisine dökelim? Şu mantara. Tamam. Mantara. Evet. Mantara biraz dökelim bakalım. Umarım kapı erimez. Evet, biraz mantara. Kapı mantar mi? Tamam. Şimdi? Şu deniz kabuğu. Deniz kabuğu. Zaten bitti. Kelebek kalıbı zaten. Ne? Kalanını da kelebeğe koyalım mı? Kelebek. Kelebek için yeterince kalmamış. Yok, olmuş. Tamam. Şimdi bunlar burada. Soğuya dursun. Yavaşça şuraya alalım bunları. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Kutularını yapacağız. Kutu mu? Hı, sabun kutusu. Ben hediye edeyim. Onları size satacağım. Bize satacaksın. Müşterin hazır yani. Şimdi bir gel, şunları çıkaralım. Kaça acaba? Kaç paraya satıyorsun bunları Devin'cim? Bedavaya veriyorum. Bedavaya mı veriyorsun? Evet. O kadar uğraştık ya, bedava verme. Bedavaya vereceğim. Hayır, bedavaya vereceğim. Evet, şimdi kutu yapacağız bunlardan. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağımı ben nereden bileceğim? Babam var kızım, rahat ol. Başkan burada. Yani üzerinde 8 artı yazıyor ama ben Devin 8 yaşında da olsa bunu tek başına yaptırmazdım çünkü ısıtmanız gerekiyor sabun bazını, sabun eritmek gerekiyor. Ya en sevmediğim şey biliyorum şu kutuları yapmak. Çünkü hiç yapamam. Peki bunları nasıl yapacağım? Gördüm ama bunları nasıl nasıl biliyor musun? Bak şimdi. Bak. Bunu açıyorsun. Bunu böyle yapıyorsun. Baba, tamam. Neden onları çoktan katlıyoruz? Hop. Bravo sana. Tamam, kutularımız burada dursun. Tamam mı? Diğer deneyi ben hemen getiriyorum. Bir diğer deneye geçiyoruz şimdi. Evet, şimdi çok ilginç bir deney setimiz daha var. Bu 9 artı bir deney seti. Yani 9 yaş ve artı. Bu bir oyun şeklinde kurgulanmış. Ne biliyorsun? Bu bir oyun şeklinde kurgulanmış arkadaşlar. Böyle bir çark var. O çarkı şey yapmak istiyorsunuz. Epey uzun sürüyor. Ben bunun içinden neler çıktığını bir görmek istiyorum açıkçası. Balonlar çıkıyor. Böyle bir kart var. Bu kartlarla oynuyorsunuz. Burada çeşitli deney malzemeleri var. İşte pipetler, deney tüpleri, tıpalar, huniler falan. Bu güzelmiş. Burada bir harita var. Bu haritadan... Haritaya ben baktım. Baktın mı? Bu haritayı da oyunda kullanıyorsunuz. Bunlar şifre çarkları. Bir tane kötü kalpli doktor var oyunun içinde.
Bak burada periyodik cetvel var, süpermiş. Ben bunun içindeki deneylerden birini açıkçası yapmak istiyorum. Bu arada kimyasalların hiçbiri içinden çıkmıyor. Kullan burada yani oyunun kılavuzunda bir sürü değişik madde var. İşte denatürü, alkol, zeytinyağı, limon vesaire falan. Bunların hiçbiri bunun içinde yok. Şimdi bir tane deney yapmaya çalışacağım. Bunlardan bakalım nasıl bir deney tarif ediyor. Ha, bu meşhur karabiber deneyi var. Var mı karabiber? Ha? Meşhur karabiber deneyini yapalım mı seninle? Hı? Yapmayalım mı? Peki meşhur sirke ve karbonat deneyini yapalım mı? Tamam. Pekala. Burada deneyler veriyor size. Deneylerin sonucuna göre bir ipucu buluyorsunuz. Bir ipucu var. Aslında deneylerin sonucu bir ipucu. Ve sizi bir yere yönlendiriyor. Siz oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Sen onu şişirirken o zaman ben de şöyle bir şey yapayım. Burada biraz beyaz sirkemiz var. Şunlardan birini kullanayım da bir işe yarasın. Setler gerçekten inanılmaz pahalı bu arada. Evet, bunu kullanabilirim. Bu arada deneylerin hepsini evde yapabilirsiniz. Hatta daha iyilerini YouTube'da bulabilirsiniz. Çok daha basit malzemelerle yapılabilecek, çok daha etkileyici. Çocuklarınızı bilime alıştırabileceğiniz, çocuklara bilimi sevdirebileceğiniz deneyler var YouTube'da. Benim kanalımda da var bunlardan. Valla açıkçası ben daha çok elektrikli uçtum ama yok. Bak sen 2 saat uğraştın o balonu şişirmek için. Ben çok daha kısa bir şekilde bunu şişireceğim. Hızlı bir şekilde. Değil mi? Evet ama çünkü sen onu balonla şişirdin. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen bunu tutup böyle hop bunun içine dökeceksin. Bunun içinde karbonat var şimdi. Dök bakalım. Döküyor musun? Dök 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 dök. Oo! Bir sürü gaz çıkıyor. Benimki de şişmeye devam ediyor. Bak. Bak bak. Evet, deneylerden biri buydu. Sadece balon çıktı arkadaşlar bu deney yapmak için. Bunun içinden. Şişemiyor. Ne? Şişemiyor. Şişe de yok. Bir şişeyi siz yapın diyor. Allah'tan benim burada tedarikim vardı da. Evet, karbondioksitle doldurulmuş bir balonumuz oldu devin. Peki bu? O da çoğunlukla karbondioksit. Azot. Peki bunu ne yapacağız? Bırak gitsin. Bırak gitsin ya. Kameraya çarptı. Bağlayamadım da. Ben bunu da bırakıyorum. Bırakayım mı? Hayır. Ne oldu? Bunu da bıraktım. Evet, çocuk sıkıldı arkadaşlar. Gerçekten. Sıkılmadım. Ben çok eğleniriz diyordum ama bu videoda eğlenemedik. Sıkılmadım. Sıkılmadın mı? Tamam. İşte ayrışıyorlar. Ayrışıyorlar. Görüyor musun? Vallahi bunun yerine benim kanalı izleseniz çok daha eğlenceli deneyler var. Hani çocuğunuzla etkinlik yapmak isterseniz güzel bir etkinlik. Ama bilmiyorum yani biraz pahalı. İşte istiridili sabunumuz çıktı. Nasıl? Güzel olmuş mu? Kokuyor mu? Bak bakayım. Tamam, mantarlıyı çıkaralım. İşte. Aa, mantar çok güzel olmuş. İşte bir de burada bir şey var. Aa, bu da böyle enteresan, böyle güneşli güneşli. Baksana. Şimdi bu ne yapacağız bu sabunları? Hı? Kutuya mı koyacaksın? Koy bakalım. Bedavaya satacağım. Bedavaya. Tamam, sen onları kutula. Evet arkadaşlar, bu videoda oyuncakçılarda satılan deney kitlerini kızımla beraber test ettik. Açıkçası ben pek tatmin olmadım. Çünkü hani deney seti alıyorsunuz, deney yapacaksınız. Diyor ki işte o markette kolayca bulabilirsiniz. Bilmem ne tuzu. Gidip abi kolayca bulabiliyorsak koy setin baba, içine ufak bir parça. Istersin. Ben istiridye olanı alabilir miyim? Tamam. Bedavaya evet. Satış şimdi
bedavaya satış. Kızımın arkadaşlar görüyorsunuz ticari zekası tıpkı bana çekmiş. Gerçekten çok kötü. değil. İyi niyetli değilim biz ona. İyi niyetli bir satıcı. Para almadan dağıtıyor. Pardon, özür dilerim, paketinizi dağıttım. Sen de bir şey söylemek ister misin izleyicilerimize? Sen eğlendin mi? Demin eğlendi arkadaşlar bir şekilde. Nasıl eğlendi bilmiyorum. Çocuk işte eğleniyor. Ben pek eğlenemedim. Ben burada kendi deneylerimi yapsam eminim çok daha eğlenirdik. Ama bu deneyler kızımla birlikte yapabileceğim deneyler olmuyor genelde. Maliyetini söyledim arkadaşlar. Burası 850 lira. Kendim yapsam daha iyiydi. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Demin bu videoda ne yaptık? Bugün bütün bu şeyleri test ettik. Evet, test ettik arkadaşlar bu videoda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle baba kız size aile ortamında bir deney videosu çektik. Beğendiyseniz like butonuna basınız arkadaşlar. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen de et almak ister misin?